30 Kasım, 6 Aralık. Boğa burçları nasılsınız haritanızda hemen açtım şöyle. Instagram sayfam astrolojiden ne haber ve Akkaya Official'dan günlük yorumlarınızı da takip edebilirsiniz. Özellikle parasal anlamda bazı sıkıntılarınız sizi fazlasıyla yoracak. Mesela vergi ile alakalı, vergi borçlarınız, kredi borçlarınız, kredilerle alakalı konular. Bu hafta daha böyle koşturmalı, ailenizi ilgilendiren vergi borçlarınız vesaire şeyler ne varsa bunlarla ilgili gerçekten bu hafta hep bunlarla koşturacaksınız. Biraz bunlara canınız sıkılacak. Yani kendimi ay ona da yetişemiyorum, buna da yetişemiyorum, bunu da çözemiyorum dediğiniz bir hafta söz konusu olacak. Özellikle banka ya da finans ya da büyük kurumsal firmada çalışan bazı boğa burçlarında evde işlerinizi devam ettireceksiniz ama konum değişiminiz de gerçekleşecek. Bununla ilgili hiç üzülmenizi istemiyorum. Çünkü size artı enerjiler ve artı haklar sağlanacak. Bu da sizi gayet keyifli sağlayacağını söyleyebilirim. Özellikle babanızın bir ameliyat, kalp damarla alakalı bir sağlık problemi olabilir. Bununla ilgili bir ufak bir tedavi gerçekleştirebilir. Ama sonu gerçekten hayırlı ve aydınlık olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Bir de ailenize ait ortak parayla ilgili ne yapalım, ne edelim fikirleriniz varsa ailede kardeşler arasında birinin bir ev sıkıntısı var. Ona destek olabilir. Onu da kiradan kurtarabilirsiniz diyorum. Kendi işini yapan özellikle kendi işinizle alakalı yaşadığınız bazı gerginlikler, huzursuzluklar sizi tamamıyla kasıp bunu ev enerjinize yansıtıyorsanız rica ediyorum ev enerjinize yansıtmayın. Bu hafta sürpriz güzel güzel paralar gelecek ve sizi tatmin edecek. Yalnız ailenize ait bazı mal konularımız, miras konularımız var. Bunlarla ilgili doğru avukatla birlikte sanki Aralık sizin bu konuyla ilgili netliğe kavuşup sanki yıl ortası itibariyle de bu parayı çatır çatır yeme döneminiz olacak. O yüzden avukatınızı doğru tercih edin, haklarınızı doğru enerjiye girin. Ama bazı boğa burçlarına, yani boğa burçlarına özellikle şöyle söyleyeyim. Bu hafta enerji, paranız sizin. Sanki para, Rabbim katında size bir para enerjisi hakimiyet kuracak. Ve bu hisleriniz ya da düşünceleriniz o kadar güzel ne düşünüyorsanız parasal anlamda size bir rahatlık, içinizde bir rahatlık söz konusu olacak. Bunlar da size keyif verecek diyorum. İşsiz olan boğa burçları bu hafta yakın bir ahbabınızın bir iş konusuyla ilgili gidip orayı görmenizi isterim. Burada kalıcılığınız olacak ama sizin sanki tarzım değil, ben bu işte yapamam enerjinizden bir çıkarsanız aslında iş sizin için çok güzel ve aydınlık olacak. Özellikle kafe ya da restoranda çalışan ve bu konular ya da kendi işini yapan kafe, restoranda devir kararı vereceksiniz ve devretme kararı vereceksiniz. Yani çünkü artık burası beni mutsuz ediyor. Daha küçük evde bir şeyler yapma planının içerisine gireceksiniz. Evet yapın çünkü siz buradan uzun süredir memnun değildiniz ve rahatsızlık duyuyordunuz. Tam devretme hakkınız var. Böyle de bir kısmetiniz var olarak gözüküyor. Şöyle söyleyeceğim değerli boğa burçları, ortaklı iş yapıyorsanız, ortaklı kendinizde aile ortaklı işleriniz varsa da bunlarda güzel paraların akışları var diyorum. Evde eşya değiştirmek isteyen koltuk, yatak odası, bu tarz fikir, pike, battaniye almak isteyen boğa burçları böyle renkli bir ev enerjisine hakimiyet kıracaksınız. Hadi seviyorsunuz, yapmanız gerekiyor çünkü sizin ruhunuza böyle şeyler çok iyi geliyor ve mutlaka yapın istiyorum. Sağlık konusunda sadece bel fıtığı ve boyun fıtığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Ailede de uzun süredir yakın akraba ya da yakın komşulardan kaynaklanan rahatsızlıklar vardı. Bu da artık sizi çözümlülüğe kırılacak. Gayet güzel bir noktaya sağlayacaksınız. Bu aralar kıskançlık ilişkinizle alakalı kafada kurma, paranoyaklıklarınız olabilir, güvensizlikler yaşıyor olabilirsiniz. Bunları da lütfen hayatınızdan çıkartın. Hiç gerek yok diyorum. Yurt dışı ile ilgili planları olan çocuğunuzla alakalı yurt dışı planı geçiren, ben çocuğumu bu noktada nasıl yapabilirim diyen, evet Ocak, Şubat bunlar için çok doğru bir süreç olacak. Şu an için ona endişe etmenize gerek yok. Dünya Covid, çocuklarınızın geleceği ile ilgili de herhangi bir sorun görmüyorum. Sadece diyalogda sertlikler var. Çocuklarınızla olan göz teması, konuşmalarımızı toparlarsak hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sevgili boğalar, Allah'a emanet olun.